Değerli KPSS adayları hepiniz hoş geldiniz. Sizlere KPSS coğrafyayı genel tekrarını yapacağız tek videoda. Bazı konulara yüzeysel değineceğiz, bazı konulara detay gireceğiz. Bu tamamen ÖSYM'nin daha önce sorduğu, önem verdiği konulara göre ayarladığımız notlar arkadaşlar. Ve bu notları ben Milliyetin Bakanlığı'nın kaynağından hazırladım. Çok beğeneceğinizden eminim. Her sayfada neredeyse harita var, her sayfada resim var. Bunlar tamamen sıkılmamanız için, konuyu daha iyi anlamanız için yaptığımız notlar. Şu an ben bu videoda genel tekrar yapacağım. Daha detaylı istiyorsanız pdf olarak indirmek istiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakacağım. Shopier üstünden alabilirsiniz bunları. Biraz daha detaylı orada farkında video içinde göstereceğim ben size. Ve arkadaşlar başlayalım KPSS coğrafya tek videoda inşallah tekrarımızı edelim. Kıymetli arkadaşlar önce ülkemizin komşularıyla başlayalım. Ülkemizin 8 ülke ile sınır vardır. Bunlardan en uzun kara sınırı Suriye ile'dir. Bakın en uzun kara sınırımız Suriye ile. Zaten gelen göçlerden Suriye ile ne kadar çok kara sınırımız olduğunu, ne kadar uzun kara sınırımız olduğunu e, düz mantıktan hatırlayabilirsiniz. En kısa kara sınırımız Nahçıvan'ladır. Azerbaycan'a bağlı özerk bir bölgedir. En eski kara sınırımız İran'ladır. Osmanlı dönemindeki anlaşmalara dayanır. Hala aynı sınırları kullanıyoruz. Yüz ölçümü ve nüfusu bizden fazla olan komşumuz her zaman ne diyorduk? İran diyorduk ve ÖSM bunu 3-4 defa soruları değiştirip değiştirip sordu. Artık nüfusu da bizden az arkadaşlar. Bunda İran'ın nüfusu 83.90 milyon civarında. Bizimki de 84.34. Son TÜİK verilerine göre nüfus olarak İran'ı geçtik. Sadece yüz ölçümleri bizden büyük. Yani diğer e, komşular içinde Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Irak, Suriye, Nahçıvan gibi komşularımızın hepsinden nüfusumuz ve yüz ölçümümüz büyük. Sadece İran'ınki bizden büyük yüz ölçüm olarak. Kıymetli arkadaşlar, ÖSYM'nin her KPSS sınavında coğrafya alanında sorduğu bir konuya geldik. Bakın bu konunun mantığını anlamazsanız diğer konuları anlamakta zorluk çekersiniz. Bu konunun mantığını anladığınız anda pıt pıt arka arkaya diğer konular çok daha kolaylaşır size. Ülkemizdeki dağlar doğu batı yönünde uzanmaktadır arkadaşlar. Jeolojik zamanlarda ülkemizi Asya tarafından, Avrupa tarafından ve Afrika tarafından sıkıştırıldı ülkemiz levhalarla. Ve sıkıştırılınca bazı dağlar kırıldı, kırık dağlarımızı oluşturdu. Bazı dağlarda kıvrıldı arkadaşlar, kıvrım dağlarımızı oluşturdu. Şimdi bunları doğu batı şeklinde oluşturdu. Ve doğu batı şeklinde oluşmasının ülkemizdeki etkilerine bakalım beraber. Denizel etkiden bahsedelim. Ülkemizde bakın Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için denizel etki bakın buraya geliyor dağla çarpışıyor. Yukarıya çıkıyor yağış bırakıyor. Bunu yağışta da işleyeceğiz. Yani denizel etki içerilere giremiyor arkadaşlar. Karadeniz'de de böyle bakın küre dağlarına geliyor buraya çarpıyor. Doğu Karadeniz dağlarına geliyor buraya çarpıyor. Canik dağlarında gene çarpıyor ama biraz içeriye alıyor Canik dağları. Burada Birazcık istisna var ama genel mantığımız şu ülkemizde dağlar doğu batı yönlü uzandığı için denizel etki, nemlilik içerilere doğru girmez. Nerede etkisini yapar? Bakın şu kıyı kuşağında etkisini yapar. Buralarda kıyı kuşağında etkisini yapar ve Karadeniz'de Akdeniz'e baktığınızda zaten nüfus, yerleşim hep kıyı kuşağındadır. O güzel havayı, iklimi e, orada yaşar insanlar. Ulaşımdan söz etmek gerekirse... Ülkemizde doğu batı yönlü uzandığı için dağlar ulaşım doğu batı yönlü daha çok gelişmiştir. Ülkemizde doğu batı yönlü bakın şu iki dağın arasını düşünün mesela. Burada böyle yol yapmak mı daha kolay? Şöyle yol yapmak mı? Yani böyle yol yapacağınızda dağları delmeniz gerekiyor değil mi? Ya da dağların etrafından dolanmanız gerekiyor. O yüzden ulaşıma da özellikle Doğu Anadolu bölgesinde çok olumsuz yönleri vardır dağların ve Doğu Anadolu'da Akdeniz'de Dağları ne yaptık biz? Geçitler yaptık oraya. Dağları delerek tünellerden geçiyoruz. Onları da geçitler konusunda işleyeceğiz. Ulaşımın doğu batı yönünde daha iyi geliştiğini ama kuzey güney yönlü durumlarda gelişmediğini, dağı açtığımızı, e, tünel yaptığımızı unutmayın. Yol yapım maliyeti de gene buna bağlı olarak arkadaşlar doğu batı yönlü uzandığı için artar değil mi? Bir tünel yapmak kolay değil. Çok pahalı. gerçek kıyı uzunluğuna baktığımızda Arkadaşlar Karadeniz'in kıyılarına bakıyoruz. Paralel bir şekilde neredeyse düz çizgi gibi geliyor. Akdeniz'de neredeyse öyle. Ama Ege'ye baktığımızda bakın girintilere çıkıntılara bakın. Kalemde kalın olduğu için gösteremiyorum ama. Bakın hep girintili çıkıntılı görüyor musunuz? İşte Ege'nin bu girintili çıkıntılı yanını açtığımızda Karadeniz'i ve Akdeniz'i geçiyor. Kıyı uzunluğu geçiyor. Yani gerçek kıyı uzunluğu aslında Ege'nin... Akdeniz'den ve Karadeniz'den daha fazladır. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Dağların ne yönlü etkileri varmış? Çok önemli bakın bu konuyu. Bu konuyu anlamadan coğrafyanın diğer konularını anlamak çok daha zor olur. Burası temel gibi düşünün. Denizeli etki ne yapıyor? İçeri geçirmiyor Karadeniz ve Akdeniz'de. Ama Ege'de bakın dağlar doğu batı yönlü olduğu için içeri çok daha rahat girebiliyor. Ulaşıma etkisinden söz ettik. Yol yapım maliyetini kötü etkiliyor. Ve gerçek kıyı uzunluğu da Ege'nin daha fazla olduğunu unutmayın. Önemli arkadaşlar ÖSYM'nin daha önce sorduğu e, nokta atışı konumumuzu soruyor. Ülkemiz 26. ve 45. Doğu Meridyenleri arasında 36 ve 42. Kuzey Paralelleri arasında enleminde yer alıyor değil mi? Bakın ülkemiz burada Meridyenler nerede başlıyor? Greenwich'te işte, sıfırdan başlıyor. Neden Doğu diyoruz? Greenwich'in sağında yani doğusunda kaldığı için 26. bakın buradan 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 26. Doğu'da bizim ülkemiz başlıyor. 45'te bitiyor. Enlemde bakın ekvator 0 olarak burayı kabul ediyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 diye geliyoruz. 36'da ülkemiz başlıyor. 42'de bitiyor tamam mı? O zaman ülkemiz 26 doğu ve 45 doğu meridyenleri arasında 36 ve 42 kuzey paralelleri içinde yer alıyor Türkiye'miz. Özel tarihlere baktığımızda arkadaşlar burası oldukça karışık. Ben basit bir mantıkla sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım aklınıza kazınır bu mantık. Yoksa diğer türlü ezber şeklinde giderseniz çok daha zorlanırsınız. Öncelikle arkadaşlar biz şunları bileceğiz. 21 Mart ve 23 Eylül'de bizim gece gündüz süremiz eşit oluyor. Gece ve gündüz süremiz eşit oluyor arkadaşlar. Ekinoks tarihleri diye geçiyor. 21 Mart ve 23 Eylül'ü unutmuyoruz tamam mı? 21 Haziran ve 21 Aralık'ta neler oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi 21 Mart'ta gece gündüz süresi eşitlendi değil mi? 21 Mart'tan sonra gündüzler uzamaya başlıyor arkadaşlar. 21 Haziran'a kadar gündüzler uzuyor ve 21 Haziran'da maksimum gündüzü görüyoruz. Yani en uzun gündüz yaşanıyor 21 Haziran'da ve 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşandıktan sonra 21 Haziran'dan sonraki her gün gündüz süresi kısalıyor, gece süresi artıyor. Ve 23 Eylül'e geldiğimizde burada gene ne oluyor? Sıfırlanıyor, eşitleniyor ve Eylül'den sonra gece süresi artıyor. 21 Aralık'ta en uzun gündüz yaşanıyor. Sonra ne oluyor? Gündüz süresi e, gece süresi kısalmaya başlıyor ve 21 Mart'ta gene eşitleniyor. Anladınız mı mantığı? Yani 21 Mart ve 23 Eylül'de sıfırlanıyorlar. Böyle düşünün. İkisi de eşit yaşanıyor. Ondan sonra 21 Mart'tan 21 Haziran'a giderken Haziran zaten bize yazı hatırlatıyor, güneşi hatırlatıyor. Burada gündüz süreleri uzuyor. 21 Haziran'da en uzun gündüz Sonra gündüz süreleri kısalıyor burada sıfırlanıyor ve buradan sonra da gece süresi gündüz süresinden daha uzun olmaya başlıyor ve 21 Aralık'ta gene ne oluyor en uzun geceyi yaşıyoruz ve arkadaşlar sınavda bize bir tarih verecek bu tarihleri yaparken e, Engin hocamızın ülkemizin e, coğrafya hocalarına çok güzel bir taktiği var e, herkes bu taktiği kullanıyor ama hiç kimse bu taktiği kimin bulduğundan bahsetmiyor kaynak kim diye bahsetmiyor kendi bulmuş gibi bahsediyor bu da yanlış. Yani bu taktik Engin Hoca'ndır. Biz de yıllardır anlatıyoruz. Kıymetli arkadaşlar bize bir yaz tarihi verirse. Yaz tarihi nedir? 21 Mart'la 23 Eylül arasında. Bakın şuraya biz yaz tarihi diyeceğiz. Bu tarih verirse mesela ne verdi? 30 Temmuz verdi. Nerede yer alıyor? Yaz tarihlerinde yer alıyor. O zaman biz yeğenin üstünü karalayacağız. Ve diyeceğiz ki ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe gündüz süreleri uzar diyeceğiz. Eğer olur da bize kış bir tarih verirse yani 23 Eylül'de gene 21 Mart arasında ama 23 Eylül'den başlatıp 21 Mart'ta bitirdiğimiz. Mesela nereye verdi? 10 Aralık dedi. O zaman da K'nin altını çizeceğiz. Kışında gündüz süreleri güneye doğru daha uzun oluyor diyeceğiz. Tamam mı? Gündüzler uzuyor diyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar sınavda bu konudan soru çıktığında hiç üşenmeyin. Hemen yazın. 21 Mart, 23 Eylül, sola 21 Haziran, sağa 21 Aralık. Siz bunlar yazdıktan sonra zaten benim bu anlattığım mantığı hatırlayacaksınız ve tarih verdiği anda mesela atıyorum ne tarih verdi? Nisan dedi hemen Nisan'ı şuraya çentik attığınızda zaten diyeceksiniz bu bir yaz ayı yazın kuzeye doğru gündüzler daha uzun oluyordu diyeceksiniz. Ve 21 Mart'ta gündüz süreleri gece sürelerinden daha fazla yavaş yavaş uzadığı için e, Nisan'da da gündüz süresinin daha uzun olduğunu söyleyebileceksiniz yorum yapabileceksiniz tamamdır. Ee, özel tarihlerde Türkiye elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Yani daha detay girip daha da güzel size anlatmak isterdim ama daha birçok konumuza genel tekrar olduğu için hızlıca geçiyorum. Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar sıcak karakterlidir. Hemen bunlara bakalım. Kıymetli arkadaşlar, kuzeybatıdan esen karayel, tam kuzeyinden esen yıldız, kuzeydoğudan esen poyraz, samyeli kesişleme güneydoğudan esen, kıble güneyden esen, ve Lodos güneybatıdan esen rüzgarlar. Bunları kayıp sakal diye kodluyoruz. K Karel, Y yıldız, P poyraz, kayıp sakalın S'si samyeli, e, sakalın K'si kıble ve sakalın L'si de lodos. Kayıp sakal diye kodladığımız anda bir sorunumuz kalmaz. Bunlara iklimde daha detaylı değineceğiz. Şimdilik isimlerini bilmemiz yeterli. Elbette arkadaşlar ÖSYM'nin çok çok sevdiği fiziki harita soruları var. Fiziki haritayı çevirip çevirip soruyor çünkü burada bazı bilgiler yanlış bilindiği için ölseğime de bunu sevdiği için değiştirip değiştirip soruyor. Kıymetli arkadaşlar, fiziki harita bize yüksekliği verir. Tamamdır, tamamen renkler yükseltiye göre şekillendirilmiştir. Mesela bakın yeşil renkler hangi metreye kadarmış? 500 metreye kadar yeşil çizdik diyor. 500 metreye kadar yeşille boyadık biz diyor. 500 ile 1500 arasını turuncu yaptık diyor. İç Anadolu bölgesi özellikle ve 1500'den sonrasını kahverengi yapıyoruz diyor. Özellikle de Doğu Anadolu bölgesini göreceğiz. Yani bize ovalar yeşil, platolar sarı, dağlar kahverengi. Bunun sebebi nedir gibi sorular geldiğinde hemen A şıkkına zaten dikkat ettiğinizde ormanlık alan diyor. Mesela şuraya ormanlık alan diyor. Buraya ormanlık diyor. Yeşillere ormanlık alan gibi düşürmeye çalışıyor ama böyle bir şey yok. Buralar ...ormanlık alan değil, ormanlık alanına göre değil... ...yükseltisine göre şekillendirilmiştir. Tamam mı? Yani fiziki haritada yeşil görünce ormanlık alan demiyoruz. Buranın yükseltisi az diyoruz. Kahverenginin özellikle bakın tonları bizim çok önemli. Ee, İç Anadolu'da sarı turuncu renkteyken... ...Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde... ...kahverengi ve koyu kahverengi renklerini aldığını görüyoruz. Ve bu da bizim buradaki dağların yükseltisinin... ...çok fazla olduğunu söylüyor. Ve Güneydoğu Anadolu'ya geldiğimizde bakın sarı yeşil gibi açık bir renk Yani burada da e, düz bir yer olduğunu anlıyoruz çok dağ olmadığını anlıyoruz Güneydoğu Anadolu'da bu şekilde renklendirilmiş Fiziki haritayı anladık mı arkadaşlar ovalar e, buradaki ovalar yeşil platolar sarıya çok takılmayın e, buradaki yeşiller ovalar yani yükseltisi az yerler dağlar kahverengi olarak renklendiriliyor bakın renklendirmesi de şöyle maviler ne mesela mavilerde deniz işaret ediyor yani e, yükseltisi en aşağıda olduğu için denizde mavi olarak gösterilir. Yani fiziki haritada renkler ova ve platoların yükseltisine göre değişir diyoruz. Ve jeolojik zamanlara geçiyoruz. Kıymetli arkadaşlar dört tane jeolojik zamanımız var. Birinci jeolojik döneme paleozoik diyoruz. E, diğer ismini de bilmemiz gerekiyor. ÖSM soruyor. ÖSYM masif haritasını e, defalarca kez sordu. Aynen bu haritayı verdi. Noktaları böyle işaretledi. Bu ne haritasıdır dedi ve buradan çok düşürdü. O yüzden masif yerlerimizi, yani yaşlı sert bölgelerimizi bilmemiz gerekiyor. Masif arazilerimiz neresi? Yıldız Dağları, Zonguldak ve çevresi, Kırşehir masifi, Anamur-Alanya arası, Menteşe-Menderes bölgesi ve Bitlis masiflerimiz bulunuyor arkadaşlar. Haritaya e, tekrar tekrar bakın sınava girmeden önce çıkarsa şaşırmayın. Taş gömürü yatakları bulundu, masif araziler oluştu. Tamam birinci jeolojik dönem bu kadar. Taş kömürü yatakları bulunmuş ve masif araziler oluşmuş. Bu dört döneme ayrılmasının sebebi de arkadaşlar e, ülkemizin nasıl şekillendiğini anlamak için bu dört dönemi bilmek çok önemli bizim için. İlk dönemde bunlar olmuş. İkinci jeolojik döneme mezozoik olarak adlandırıyoruz. Ve ikinci jeolojik dönemle ilgili, ilgili bilmemiz gereken tek şey denizlerde tortullaşma başladığını bilelim. Bu bizim için yeterli. Şimdi bunun mantığına girmeyeyim. E, çok uzatmayayım. Üçüncü jeolojik dönemi tersiyer olarak adlandırıyoruz. Alp Himalaya dağları oluştu arkadaşlar. Bakın buradan Afrika kıtası bastırdı. Bizim dağlarımız bu şekilde kırıldı ve Kuzey Anadolu fay hattımız oluştu. Fay hattımız da bu şekilde oluştu. Linyit, bor, tuz, petrol yatakları oluştu. Fay hatları oluştu, kırık hatları oluştu. Anadolu'nun en çok şekillendiği dönem 3. Jeolojik dönem. Tamam mı? En önemlisi 3. Jeolojik dönem ve sınavda hep buradan sorar. En çok olan olay burada. 4. Jeolojik döneme geçtiğimizde kuaterner olarak adlandırıyoruz. İklim belirginleşmeye başlıyor arkadaşlar. Egeit karası çöküyor. Bakın şurası çöküyor. Ve bunun sonucunda Ege denizi oluşuyor. Çanakkale ve İstanbul boğazları oluşuyor. Kırık hatları oluşmuş oluyor. Bakın burada oluşuyordu. Burada son halini alıyor kırık hatları. Kıymetli arkadaşlar şimdi şöyle bir tekrar yapacak olursak. Birinci dönemde masif araziler oluştu. Taş kömür yatakları oluştu değil mi? Birinci dönem bu. İkinci dönemde denizler tortullaşmaya başladı. Üçüncü dönemde Linyit, Boğurtuz, Petrol Yatakları, Alp Himalaya, Kıvrım Dağları oluştu. Ve dördüncü dönemde de aklınıza hemen deniz, göl, su gelsin. Denizle ilgili, gölle ilgili bir şey görürseniz hemen dördüncü dönem deyin. Tamam mı? Boğazlarımız, denizler dördüncü dönemde oluştu. Jeolojik zamanlarda bu şekilde geçelim. Dağlara, volkanik dağlarımızla başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, volkanik dağlarımız bizler için çok önemli. Her zaman çıkabilir. Çıkıyor da ÖSYM e soruyor. Ege bölgesinde kula Volkancıkları diyebileceğimiz, e, bir volkan dağına göre daha kısa kalan kula volkanları var. Ege bölgesinde bir tane volkan dağımız var. İç Anadolu bölgesine baktığımızda 5 tane volkan dağı bizleri karşılıyor. Bunlar Karadağ, Karacadağ, Karaca Dağ, Hasan Dağ, Melendis, Erciyes Dağları 5 tane. Doğu Anadolu bölgesinde Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı 4 tane de burada ve bir tane de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağ var. Ve geçelim Kırık Dağlarını. Anadolu'muz şekillenirken her taraftan bastırılıyor arkadaşlar. Bu bastırılma sonucunda levhalar bazıları kırılıyor. Kırık dağlarını oluşturuyor. Ve bu kırık dağların olduğu bölgede özellikle mesela Ege bölgesinde nedir? Kırık dağları oluştuğu için fayatlarından hatlarından sızan sularla biz ne yapıyoruz? Ilıcaya kaplıcaya gidiyoruz değil mi? Bunların sebebi işte o kırılmadandır. O kırık dağlarından bu sular sızar. Biz de ılıcaya kaplıcaya gideriz. Kırılmazsa ne olur? Kıvrım olur. Onu bir sonraki şeyde göreceğiz. Ve kırık dağlarına baktığımızda bakın. Kaz, Madra, Yunt, Aydın, Menteşe, Boz Dağlar. Ege bölgesindeki dağlarımız. Bir de Akdeniz'de Nur Dağı var. Kırık Dağları. Bunun şifresi de var. Kazma yutmuş bozayı meledi diye. E, bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Kırık dağlarını. 6 tane Ege'de bir tane Akdeniz'de. Kıvrımlı dağlara geçtiğimizde işte levhaların sıkıştırılması sonucu ne dedik? Bazı dağlar kırıldı, kırık dağlarını oluşturdu. Bazı dağlar kırılamadı, kıvrıldı. Yani bunu nasıl düşünün biliyor musunuz? Bir A4 kağıdını alın, iki yandan bastırın. İki yandan bastırdığınızda şöyle bir görüntü göreceksiniz. İşte bunlar kıvrımlı dağlarımız. Bizim dağlarımızın oluşma şekli. Bu şekilde oluşturdular. Kıymetli arkadaşlar kıvrımlı dağlarda her dağı bilmenize gerek yok. Ama bazı dağları ÖSYM her sınavda soruyor. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Özellikle Karadeniz'deki Küre Dağı'nı, Köroğlu Dağı'nı... Bakın ÖSYM'nin vazgeçilmez sorusudur. İptal edilen KPSS sınavında da çıktı. Ilgaz Dağları, Küre Dağları, Köroğlu Dağları. Bakın bu üç dağı adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Bunun sıralamasına göre soruyor. Nasıl soruyor? Şöyle diyor. Sinop'tan yola çıkan birisi işte Konya'ya gidiyor diyor. Hangi dağlarla karşılaşır diye soruyor. E, genelde soru tarzı bu şekilde oluyor. O yüzden küre, ılgaz, körol dağları bu üçünü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada Doğu Karadeniz dağlarımız, Allahu Ekber dağlarımız, Yalnız Çam dağları, Palandöken dağı, Mercan dağları, e, Yıldız dağlarını zaten biliyorsunuz ıstıranca diye adlandırılıyor. Torosları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. ÖSYM hangisi Batı Toros'ta, hangisi Orta Toros'ta diye sorduğunu gördük. Ben şimdi bunlara tek tek girmek isterim tabi ama e, video çok uzun olacak genel tekrar olmaz. Ben size bilindikleri söyleyeyim. Burada özellikle Bey Dağı'nı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sultan Dağları bakın burada. Geyik Dağları, Bolkar Dağları, Ala Dağları, Tahtalı Dağları, Nur Dağı bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden hiç bu konuya girmeyen varsa mutlaka PDF notu alıp burayı detaylıca inceleyebilir. Türkiye'nin platolarına geçtiğimizde platolar, ovalar, dağlar aslında inanın çok basit konular. ÖSYM'de kolay şekilde bilgi şeklinde soruyor. Lütfen bu böyle basit konulara önem verin. Bir sorunuzu, iki sorunuzu kaçırmayın arkadaşlar. Çok basit konular bunlar. Türkiye'nin platolarına baktığımızda platolar nedir? Kendisine göre yüksek ama düzlük yerleridir. Bir plato demek şöyledir arkadaşlar. Mesela şöyle gelir, şöyle gider. İşte biz şu yüksek yere plato deriz. Yüksek ve düz olan yere plato diyoruz. İç Anadolu'da bohça olarak kodluyoruz. Bozok, Obruk, Haymana, Cihanbeyli uzun olarak 5 tane var. Şimdi ben size söylemiştim ya. ÖSYM Sinop'tan yola çıkıp Konya'ya giden birisini soruyor diye. Neler görür diyor. Dağları veriyor ve platoları veriyor arkadaşlar. Yani platoları yerlerine kadar bilmemiz gerekiyor. Zaten çok kolay çok fazla bir platomuz yok. Bozok, Haymana, Cihanbeyli, Obruk platoları burada. Bakın uzun platosu da şurası. Yazmamış ama harita. Uzun platosu da burada. Çatalca Kocaeli platosu burada. Özellikle ÖSYM e biraz da yorum yapmanızı istiyor. Yani size derse ki sanayinin, ticaretin geliştiği plato derse gidip Kars Ardağan'a gözümüz gitmeyecek değil mi? K Çatalca Kocaeli diyeceğiz. Yazılı Kaya platosu Ege'de. Teke Taşeli bakın tek taştan hatırlıyorduk. Teke soldaki sağdaki de Taşeli platosu. Buraların özelliği neydi? Özellikle karstik yapıdaydı. Buraları unutmuyoruz. Karsardan platosu nasıl gelişti? Burada da gene mantığımızı kurarak yapacağız ezber yapmayacağız. Karsar dağın platosu diyeceğiz. Yaz yağışı alıyor. Yaz yağışı aldığından dolayı uzun boylu çayırlar yetişiyor. Ve uzun boylu çayırları kim yiyor? Büyükbaş hayvanlar yiyor. Ve büyükbaş bu yüzden gelişiyor diyeceğiz değil mi? Evet biraz örümceğe benzedi ama mouse bu kadar oluyor. Büyükbaş bu uzun çayları yiyor. Ve mera hayvancılığı burada gelişiyor değil mi? Karsar da mera hayvancılığı gelişiyor. Gaziantep Şanlıurfa platolarında da özellikle GAP gelmesinden sonra tarım gelişmiş durumda. Tamamdır platolarımızı isterseniz ismini tekrar edelim aklımızda kalsın. Haymana, Cihanbeli, Obruk, Bozok, Uzunyayla, İç Anadolu'daki platolarımız Çatalca Kocaeli, Yazılıkaya, Tektaş, Karsardağ ve Gaziantep, Şanlıurfa platolarımız bulunmakta. Tektonik ovalar oldukça fazla. Yani ucu bucağı yok. Biz onun yerine neler öğreneceğiz? Mesela karstik ovaları öğreneceğiz. Delta ovalarını öğreneceğiz ve kalan tektonik diyeceğiz. Karstik ovalara baktığımızda tam kek olarak kodlayabiliriz. Burada yer alan ovalar karstik ovalar. Delta ovaları burada Bafra, Çarşamba, Silifke, Çukurova, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes delta ovalarımız. Kalanı tektonik diyeceğiz. Bu konuyu da böyle bitireceğiz. Akarsulara geçtik. Resimde ülkemizdeki akarsuları görmektesiniz. Öncelikle akarsuların genel özelliklerinden kısaca bahsedelim. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için akarsularımızın boyu da kısa kalıyor. Yani buradan çıkan bir akarsu sağ yapıyor, sol yapıyor bir şekilde denize dökülüyor, denizi buluyor. Bu yüzden boyları uzun değil diyoruz, böyle yorumluyoruz. Akış hızları, yatak eğimleri yüksektir, fazladır arkadaşlar. Bunun sebebi eğim ve engebeden dolayı ve bunun sonucunda da hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır değil mi ülkemizdeki akarsuların? Ulaşım ve taşımacılığa elverişli değildir. Ee, sadece Bartın çayında ulaşım yapılmaktadır. Akarsularımızın genel özellikleri böyle. Şimdi burada en önemli bilmemiz gereken bazı akarsular var. Bunlardan bahsedip geçelim. Öncelikle Meriç akarsuyunu bilmemiz gerekiyor. Meriç Bulgaristan'dan kaynağını alır. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturur ve Ege Denizi'ne dökülür. Meriç geldiğinde taşkın yapar arkadaşlar. Ülkemize dışarıdan gelen iki tane akarsu var zaten. Bunlar Asi ve Meriç. İkisi de taşkın yapar tamam mı? Yani dışarıdan bize ne zaman hayır geldi diğer ülkelerden diye aklınızda kalsın. İkisi de taşkın yapar. Meriç unutmuyoruz. Defalarca kez sordu Yunanistan sınırını oluşturur. Türkiye içindeki en uzun akarsu olan Kızılırmağı da bilmek zorundayız. Kızılırmak iki tane çok önemli kolları var. Bunlar Gökırmak ve Devrez. ÖSYM e bir kez sordu. Gene çıkabilir mi? Çıkabilir. Bilelim. Kızılırmağın iki kolunu bilelim. Karadeniz'e geldiğimizde Doğu Karadeniz'de Çoru akarsuyumuz var. Çoru akış hızı en fazla olan akarsu. Neden akış hızı en fazla? Hemen yorumlamamızı yaparız. Çünkü buranın yüksekliği Türkiye'nin en yüksek bölgelerinden birisi değil mi? Eğim olduğu için akış hızı da en fazla olan akarsu Çoruh'tur. Arpaçay bizim Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturur. Aras Türkiye-Ermenistan-Nahçıvan sınırını oluşturur. Fırat ve Dicle ne yapar? Bunlar ileride birleşir ve Irak-Basra körfezine dökülürdü değil mi? Fırat ve Dicle birleşince Çatdül Arap ismini de alıyordu. Bunu da unutmuyoruz. Kıymetli arkadaşlar ÖSYM genelde akarsulardan ülkelerle sınır yapan akarsuları soruyor. Genellikle Meriç'i sordu. Gene sorabilir. Bunun dışında ne soruyor? Yoruma dayalı sorular soruyor. Mesela bize derse ki Debileri ilkbaharda artar. Kar ve buz erimeleriyle beslenen akarsular derse gözümüz nereye gidecek? Gözümüz Doğu Anadolu'ya gidecek değil mi? Bunlar, e, kar ve buz erimeleriyle besleniyor ve debileri ilkbaharda artıyor. Eğer bize derse ki yaz aylarında kurumayan yeraltı suları ile beslenen akarsular derse gözümüz nereye gidecek? Antalya'ya, Akdeniz'e gidecek değil mi? Akarsularla ilgili böyle yorumları da yaptığımızda e, sınav için bizlere yeterli olacaktır. Kaynağını ülkemizden alan akarsuları inceleyelim. Fırat, Dicle, Zab kaynağını ülkemizden alır. Irak, Basra körfesine dökülür. Aras ve Kura Azerbaycan'a gider. Orada Hazar kapalı avzasına dökülür değil mi? da Gürcistan, Batum'dan Karadeniz'e dökülür. E, kaynağını ülkemizden alıp yurt dışına giden akarsular. Yurt dışından kaynağını alıp ülkemize gelen iki tane var. Biri Meriç, biri Asi. İki tane akarsuyumuz var. Bunlar taşkın yapabiliyor. Dikkatli olalım. Sınır oluşturanlarda da meriç Yunanistan sınırını, Asi-Suriye sınırı yani e, bir Meriç gibi değil ama biraz sınırını oluşturuyor. Arpaça-Ermenistan, Dicle-Suriye, ermenistan Nahçıvan demişiz. E, burada özellikle Meriç'e, Arpaça'ya dikkat edelim. Göllere geçtik. Göller çok karıştırılan bir konu çünkü yaklaşık e, 9-10 tane başlığımız var. Bunların en başında ve en çok tektonik göller geliyor. Tektonik göller Anadolu'nun oluşumu sırasında tektonik hareketler sonucu meydana gelmiş çanakların içinin dolmasıyla tektonik gölleri oluşturuyor. Bunlara örnek verelim. Tuz Gölü, Acı Göl, Burdur, Akşehir, Eber, İznik, Uluabat, Manya, Sapanca gölleri en başlıca örnekleri. Ve bu arada ülkemizde yıl içinde alanı en çok değişen göl Tuz Gölü arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Alanı en çok değişen göl, Tuz Gölü. Bunun en başlıca nedeni yağış almaması, sığ olması ve buharlaşması. Yıl içinde en çok değişen göl yapıyor kendisini. İnternetten de fotolarına bakın inanamayacaksınız. Baya bir alanı gidiyor geliyor yani. Karstik göller kireç taşlarının çözünmesi sonucu oluşan çukurların suyla dolunmasına Karstik Göl diyoruz. Bunların en başlıca Kestel, Avlan, Salda, Karagöl, Elmalı. Ve Timraş gölleri geliyor. Karstik göller deyince de gözümüz nereye gidiyordu? Göller yöresine gidiyordu değil mi? Volkanik gölleri geçtiğimizde Sönmüş yanardağların ağızlarında Krater veya kaldera ile oluşmuş Göllerdir. Kıymetli arkadaşlar Mesela bakın bu Meke Krater Gölü bu Nemrut Kaldera Gölü. Eğer volkan patlaması sonucunda Şu şekilde bir çukur yaparsa Biz buna krater diyoruz. Alan çökerse bu şekilde Geniş bir alana yayılırsa da kaldera Diyoruz. Arkadaşlarınız da gezmeye gittiğinizde havanızı atın. Nemrut, Gölcük, Mekke ve Acıgöl volkanik göllerimize örnek göllerden. Buzul göllerine baktığımızda Kilimli Göl, Aynalı Göl ve Kara Göl de buzul göllerine örnek. Doğal set gölleri var arkadaşlar. 4 tane doğal set gölümüz var. Alüvyal set gölü nasıl oluyor? Akarsuyun önünü alüvyallar tıkıyor. Bu tıkama sonucunda oluşan göle alüvyal set gölü diyoruz. Bunların en başlıca örneği çam içi, mogan, eğimi ve köyceğiz en başlıca Aloya set gölleri örneklerinden. Volkanik set gölüne geçtiğimizde gözümüz nereye gidecek? Volkanik set gölü diyorsa gözümüz Doğu Anadolu bölgesine gidecek değil mi? Burada da sizlere bir şifre oluşturduk. Van Gölü'nde balık tutan nazik adam haçlıları görünce çıldırdı diye bir şifre oluşturduk. Balık, haçlı, çıldır, erçek ve nazik volkanik set göllerine örnek göllerimizden. Heyelan set göllerine geçtiğimizde e, tamamı Karadeniz'de bulunuyor arkadaşlar. Adı üstünde heyelan nerede olur? Karadeniz'de olur. Heyelan sonucu akarsu tıkanmasıyla oluşan gölleri heyelan set gölü diyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Heyelan Set Göllerine örnek göller. Kıyı Set Göllerinde de Akyatan, Terkos, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece Kıyı Set Göllerine örnek göller. Bir de Traverten Set Gölü var. Oluşumu bakımından tek göl, Otlukbeli Gölü, Traverten Set Gölü'ne örnektir. Tamam mı? Otluk Beli Gölü de Traverten Set Gölü'ne örnek. Milli Eğitim Bakanlığı bir de karma yapılı göller diye adlandırmış. Van Gölü'nü, Eğirdir'i, Kovada'yı karma yapılı olarak almış. E, çıkacağını sanmıyorum. Gene aklınızın bir köşesinde olsun. Karma yapılı göller diye de yeni başlık açmış. Değerli arkadaşlar barajlara geçtiğimizde en önemli iki tane baraj ekranlara getireceğim. İlk barajımız Deriner Barajı. Türkiye'nin en yüksek gövde yüksekliği bulunan baraj Deriner Barajı. Gövde yüksekliği 249 metre arkadaşlar. 249 metre gövde yüksekliği var. Artvin'de bulunuyor. Çoruh Nehri üzerine kurulmuştur Deriner Barajı. Atatürk Barajı var. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajı. 817 kilometre kare. Adıyaman Şanlıurfa arasında bulunuyor. Fırat Nehri üzerine kurulmuştur Atatürk Barajı. Kıymetli arkadaşlar oldukça fazla barajlarımız var. Ben ekrana getireyim soran çok oluyor. Hangi nehrin üstünde hangi barajlar kurulmuş ekrana getirdim. Burayı birkaç kez okuyup geçebilirsiniz. Aklınızda biraz yer edinmesi bizler için yeterlidir. Bizim her suyumuz tatlı değil, değil mi? Her suyumuz da acı değil. Bazı sularımız tatlı, bazı sularımız acı. Mesela tatlı sulara baktığımızda Eğirdir, Beyşehir ve İznik Gölü'nün suları tatlıdır. Van Gölü'nün, Tuz Gölü'nün, Acı Gölü'nün de suları acıdır. Bunun sebebi neyden kaynaklanıyor? Değerli arkadaşlar, eğer bir gölün gideğeni ve geleğeni varsa bu gölün suyu tatlıdır. Mesela örnekteki Beyşehir Gölü. Bakın Beyşehir Gölü'nü 2 adet kaynak buradan besliyor. Buradan su geliyor. Ve Beyşehir Gölü'nden de buradan su gidiyor. Gölün hem gideğini var hem geleyni var. E Beyşehir Gölü'nün suyu tatlı diyoruz. Resimde gördüğünüzde bakın bir e, suları tatlı olmayan bir göl. Hangi göl bilmiyorum ama bu giden yok, gelen yok. Ortada bir yerde, karanın ortasına bir yerde bir göl. E tabii ki bunun da suyu acı diyoruz. Tamam mıdır? Bu da aklınızda kalsın. Bir başka konumuz kıyı tipleri. Çok basit bir konudur. Hızlıca sadece tekrar edelim. Bakın haritamıza baktığımızda haritanın boyu neresidir arkadaşlar? Şurasıdır değil mi? Buraya boyuna kıyı diyoruz. Aşağıya da bir yere kadar boyuna kıyı diyoruz. Eni neresidir? Eni de burasıdır değil mi? Buraya da enine kıyı diyoruz. Boyuna kıyı, enine kıyı bu kadar. Şimdi geldik asıl diğer olaya. Sorular zaten oradan geliyor. Bizim boğazlarımıza Ria kıyı tipi diyoruz. Ve burada bulunan Gökova körfezine de Ria kıyı tipine örnektir arkadaşlar. Ria kıyı tipini boğazlara ve Gökova körfezine Ria kıyı tipi diyoruz. Buralara örnek. Dalmatça kıyı nereye diyoruz? Finike kaş arasına görülen Dalmatça kıyı tipi diyoruz. Mersin Silifke'de de şuralarda olması lazım. Buraya da kalanklı kıyı tipi diyoruz. Tamamdır. ÖSYM bir kez şunu sordu. Mersin'den yola çıkıp nereye gidiyordu tam hatırlamıyorum da Ege'de bir ile gidiyordu. Hangi kıyı tiplerini görür diye sordu. Böyle bir soru çıktığında karşımıza şunu diyeceğiz. Önce boyuna kıyıyı görür, dalmatçayı görür, sonra enine görür, sonra riya kıyı tipi görür değil mi? Şurayı aklınıza yer edinin. Finike kaş arası dalmatya, Gökova körfezi riya kıyı tipi ve boğazlarımızda riya kıyı tipi. Enine Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de boyuna kıyı tipi görülüyor. Değerli arkadaşlar doğal afetlere geçtik. Ülkemizde e, yanlış bilinen bir durum var. Türkiye'de en çok hangi doğal afet görülür dediğimde en çok deprem yanıtını alıyorum. Ülkemizde en çok heyelan görülür. Her heyelan deprem kadar zarar vermediği için biz deprem olarak aklımızda kalıyor. Ama soruyu şu şekilde sorursam, Türkiye'de hangi doğal afetten daha çok kişi etkilenir diye sorarsam %55 yanıtıyla depremi görüyoruz. Yani bize sınavda en çok hangi doğal afet görülür derse heyelan diyeceğiz. Hangi doğal afetten daha çok kişi etkilenir derse deprem diyeceğiz. Bu maddi olur, manevi olur, her yönde depremden daha çok etkileniyoruz. Şimdi tektonik depremlere baktığımızda 3 adet fay hattımız var. Her senenin sınav sorusu oluyor bunlar. Doğu Anadolu Fay Hattı Bingöl-Karlova'dan başlar, Hatay'dan güneye kadar giden bu hatta Doğu Anadolu Fay Hattı diyoruz. Bingöl'den gene başlayıp Karlova'dan Saros Körfezi'ne kadar giden bu hatta da Kuzey Anadolu Fay Hattı diyoruz. Batı Anadolu fay hattı da Ege'nin zaten kırık sistemi. Çok sayıda burada ova bulunuyor. Sınavda bize nereyi soracak? Amiki verecek, Elazığ verecek, Muş'u verecek. Pasinleri, Tercan, Erzincan, İksar, Taşova, Erbağ, Sulova, Ilgaz. En çok sorulan buralar arkadaşlar. Tamamdır. Bize diyecek ki aşağıdakilerden hangisi? Kuzey Anadolu fay hattında yer almaz diyecek. Buraya yanıltıcı olarak nereye ekleyecek? Malatya, Elbistan'ı, Bireci, Amiki, ekleyecek tamam mı buna dikkat edelim önceden sınava girenler varsa zaten şu isimleri gördüğünde direkt aklına gelecektir hep ÖSM burayı sordu arkadaşlar dikkat edelim diğer doğal afetimiz sel ve taşkınlar sel ve taşkınlar en fazla Karadeniz'de görülür sel ve taşkınların cam ve mal kaybına sebep olmasının nedenleri akarsu yataklarının ıslah edilmemesi yatakların daraltılması, üzerinin kapatılması, sel ve taşkın olabilecek yere imar izni vermeleri. Mesela en son Kastamonu'nda yaşadık. Kastamonu'nda can ve mal kaybına yol açan, selin olduğu yer tamamen imar izni verilen, aslında oranın sel bölgesi, afet bölgesi olduğunu belirten yerlerdi. Ama buna rağmen imar izni veriyorlar ve bu yüzden can ve mal kayıpları yaşıyoruz. Seli önlemek için neler yapmalıyız? Ağaçlandırma, erken uyarı bunları yapabiliriz. Sel ve Taşkın en çok Karadeniz'de görülür. Ve resimde gördüğünüzde Sel Taşkın haritası. Bu noktalar can kaybının e, sembolü arkadaşlar. Yani en çok Ankara'da mı diye aklınıza gelmesin. Ankara'da çok can kaybı aldığı için noktayı büyük yapmış. Ankara'nın nüfusu daha çok olduğu için can kaybının daha çok olması normaldir. Karadeniz bölümüne baktığımızda renklendirmenin sarıdan kırmızıya doğru döndüğünü görüyoruz. Sel ve Taşkın en çok Karadeniz'de diyeceğiz. Çığa geçtik arkadaşlar. Çığ nedir? Üst üste yağan karların eğim boyunca hareket etmesidir. Yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanıyor. Çığa neden olan etkenlere baktığımızda yer şekilleri, eğim, iklim, bitki örtüsü ve beşeri faktörleri görüyoruz. Bir sesten dolayı da çığ gerçekleşebiliyor arkadaşlar ve ülkemizin sadece Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Özellikle en çok nerede görülüyor derseniz en çok Tunceli, Bingöl, Erzincan ...illerimizde çığ görülüyor. Bir harita verirse bize Doğu Anadolu bölgesini çizerse... ...hangi doğal afet daha çok derse çığ diyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar orman yangınları en çok nerede görülür? Akdeniz ve Ege'de görülür. Buralarda risk yüksektir. Bunun en büyük nedeni de yazın sıcak ve kurak geçmesidir değil mi? Akdeniz ikliminde bulunan ağaçların da... ...kolaylıkla tutuşabilmesi, yanabilmesinden dolayı... ...ne oluyor? Buralarda orman yangınlarını görüyoruz. O zaman bize bir harita verirse... Antalya'yı, Muğla'yı, İzmir'i Akdeniz Ege'yi işaret ederse aklımıza ne gelecek? Orman yangınları gelecek. Değerli arkadaşlar, heyelan önlenemez bir doğal afettir. Oluşumunda eğim, bol yağış, kar erimesi etkilidir. Daha çok ilkbaharda gerçekleşir. Kar erimelerinden dolayı toprak suya doygun hale gelir ve bunun sonucunda eğim ve bol yağıştan sonra ne olur? Toprak kayar. Biz bunu heyelan olarak adlandırıyoruz. Heyelan riski olan bir bölgede yapılacak tek önlem nedir? Oradan taşınmak veya oradan kaçmaktır. Tamam mı? Heyelan çünkü önlenemez bir doğal afettir. Bakın en çok gene Karadeniz bölgesinde Kastamonu, Trabzon, Rize, Erzurum en çok görülen iller arasında yer alıyor. İklim konusuna geldik. İklim konusunda sıcaklıkları işleyelim, yağışları işleyelim. En çok hangi mevsimde yağış alıyor? Yağış şekilleri neler? Bunlara biraz detaylı gireceğiz. Çünkü ÖSYM'nin geçim sorularına baktığımızda genelde buralardan sorduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar resimde gördüğünüz Türkiye'nin Ocak ayı sıcaklık ortalaması. Kıyı kuşağına baktığımızda bakın tüm kıyı kuşakları sıcak olarak göstermiş bize. Yani sıcaktan kastımız 5 ile 10 derece arası demiş. Bunun sebebi tabii ki nemlilikten dolayı denizellikten dolayıdır değil mi? Karadeniz'de daha azken Akdeniz ve Ege'de Akdeniz ikliminin olduğu yerde daha fazla. Bunun tabii ki bir diğer sebebi de enlemden dolayı diyeceğiz. Ocak ayında en sıcak yerlerin Akdeniz'de olduğunu görüyoruz. En soğuk yerlerinde Kuzeydoğu Anadolu'da olduğunu görüyoruz. Kuzeydoğu Anadolu neden en soğuk yerler derse enlemin etkisi var mı? Var. Karasallık var mı? Var. Yükselti var ve Sibirya basıncının da etkisiyle en soğuk yerlerimiz Kuzeydoğu Anadolu oluyor. Peki en sıcak bölge Akdeniz dedik, en soğuk bölgede Kuzeydoğu Anadolu dedik. Mesela Şanlıurfa'da Ocak ayında 5.6 ölçülüyor. Antalya'da 9.9 ölçülebiliyor Ocak ayında. Aynı ay Ankara'da 0.4 Sivas'ta eksi 3.2, Ardahan'da eksi 11.3 ölçülebiliyor. Temmuz ayına geçtiğimizde Temmuz ayında en sıcak yerimiz Güneydoğu Anadolu diyeceğiz. Bunun sebebi enlem var mı? Var enleme daha yakın. Karasallık var mı? Karasallık var. Ve sıcak rüzgarların da etkisiyle Temmuz ayı sıcaklık ortalamasına baktığımızda en sıcak yerler Güneydoğu Anadolu'da diyeceğiz ve en soğuk yerler gene Kuzeydoğu Anadolu'da en büyük etkilerinden biri de yükselti diyeceğiz. En sıcak bölge Güneydoğu, en soğuk bölge Doğu Anadolu dedik. En sıcak mesela tabloya bakıyoruz. Şanlıurfa 31.9, Antalya 28.4, gene aynı ay Ardahan'da 16.3 ölçülmüş. Sınavda size buradan daha çok şunu soruyor. Mesela aynı enlemde olan Çanakkale ile Kars, Ardahan aynı aylardaki sıcaklıklarını veriyor size. Bunun temel sebebi nedir diyor. Aynı enlemde bulunmasına rağmen sıcaklıkları farklıysa o zaman enlemden dolayı diyemeyiz değil mi? İşte burada devreye ne giriyor? Karasallığı alabilirsiniz, Sibirya basıncını alabilirsiniz, yükseltiyi alabilirsiniz. Bunları alabilirsiniz ama aynı enlemde verilen yerlere enlem demiyoruz. Ama bize şöyle sorsa Denizli ile dağını karşılaştırsa, enlemin etkisi var mı derse tabii ki enlemin etkisi var. Ama enlem dışında da gene yükseltiyi, karasallığı, Sibirya basıncını unutmayacağız. Bunların bunlardan dolayı daha soğuk olduğunu söyleyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de rüzgarlara ilk konularda coğrafi konum dersine bakmıştık. Sınavda karşımıza genelde buradan soru çıkarsa şöyle geliyor. Mesela adam şöyle bir ok çiziyor. Bu hangi rüzgardır diyor. Bakın Lodos yönüne taraf kuzey doğuya doğru gidiyor değil mi? O zaman biz buna lodos diyeceğiz. Yani yönü baz alacağız. Mesela karayel buradan böyle gelmiş. Karayeli adam şuradan şöyle çiziyor. Şuradan çiziyor. Buradan çiziyor. Farklı farklı yerlerden çizebilir. Bizim için yönü önemli. Tamam mı? Yani karayeli şurada da şöyle çizerse gene karayel diyeceğiz. Sadece burada yöne bakarak soruyu çözmeye çalışın. Sadece yönden bulmaya çalışın. Nemler çok karışıyor. 3 tane nem çeşidimiz var. Bunlar aslında çok kolay. İnanın kısaca hemen özetleyip geçelim. Mutlak nem diyorsa bize mutlak nem hava içinde bulunan nemdir arkadaşlar ve hava içinde bulunan nem kıyılarımızda fazladır. En fazla nerede derse en yüksek Akdeniz'de diyeceğiz. Ve bakın ekvatora gidildikçe arttığını da unutmayın. Bu yüzden en yüksek Akdeniz'de. Kıyılarımızda fazla en yüksek Akdeniz'de mutlak nem. Maksimum neme geçtiğimizde maksimum nem bir havanın alabileceği maksimum en çok nemdir. Yani bir havayı nemle doldurduğunuzu düşünün. Ne kadar çok alabiliyorsa o kadar çoktur maksimum nemi. Ve maksimum nem de en çok güneydoğudadır. Sıcaklıkla da doğru orantılıdır. Bağıl nem nedir? Bağıl nemin formülü mutlak nemi maksimum neme böleriz. Ve biz bağıl nemi buluruz. Bağıl nem sıcaklıkla terstir. Ve bu nedenle havanın %100 olmasıdır arkadaşlar. %100 olduğu için yani bize neyi ifade ediyor? Yağışı ifade ediyor. E o zaman nerede fazladır diyeceğiz. Bağlı nemde Karadeniz'de en fazladır diyeceğiz. Mutlak nem derse kıyılarda fazla en fazla Akdeniz'de. Maksimum nem derse Güneydoğu'da fazla. Bağlı nemde Karadeniz'de fazla. Sadece bunları bilmeniz inanın çıkan soruları rahatlıkla yapmanıza yarayacak. Yağış çeşitlerine baktığımızda 3 çeşit yağışımız var. Ülkemizde görülen cephe yağışlarıyla başlayalım. Cephe yağışı ne demiştik? Bir orta kuşakta olmamızın sonucuydu değil mi? Bakın biz orta kuşak sonuçlarını şöyle yazıyorduk ya A B C D Akdeniz iklimi görülür, batı rüzgarları etkilidir, cephe yağışları görülür diyorduk. Şimdi cephe yağışları nedir? Bizim konumumuzdan dolayı kuzey ve güney sektörlü hava kütleleri gelir. İki hava kütlesi sıcak ve soğuk burada birleşir. Birleşince sıcak havayı yukarı doğru yükseltir ve yükselen hava yağış bırakır. Bunun en basit anlatımı budur tamam mı? Yani bizim konumumuzdan dolayı cephe yağışları sıcak ve soğuk havanın birleşmesiyle yükselir ve yükselince yağışı bırakır. En çok nerede görülüyor derse en çok da Akdeniz kıyılarında görülüyor cephe yağışı. Ve bizim ülkemizde görülen yağışların %75-80'i de cephe yağışı şeklindedir. Yamaç yağışı nedir? Yamaç yağışı da bakın çok basit. Denizden gelen nemli hava kütlesi dağlarımız paralel olarak uzanıyordu ya denizlere. Şimdi nemli hava kütlesi denizlerden geliyor dağlara çarpıyor dağlara çarparak yükseliyor. Çarpı çarpı yükseliyor ve yükselince soğuyor. Soğuyor, buzullaşıyor ve yağış bırakıyor. Bunu bir nevi şey gibi de düşünebilirsiniz. Çay demlerken çayın altını koyduğumuzda kaynamaya başladığında ne yapar? Yükselir hava. Yükselir, yükselir, yükselir. Çaydanlığın üst kısmına çarpıp yağış bırakır. Bunu bunu camlı tencerede bir su kaynatırken çok rahat görebilirsiniz. Yükselen hava ne yapar? Kaynayan hava yukarı çıkar ve yağış bırakır. Ve yamaç yağışında da o zaman nerelerde görüyoruz? Dağların denize paralel uzandığı yerlerde yamaç yağışı görüyoruz. Yükselim yağışları, 42. yağışları, konveksiyonel yağışlar diye de geçer. İç Anadolu'da görülür. Daha çok Nisan ve Mayıs aylarında öğle saatlerinden sonra iri taneli oluşan yağışlara biz yükselim yağışları, konveksiyonel yağışlar, İç Anadolu'da da buna 42. yağışları diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin yağış haritasına baktığımızda Samsun-Sinop çevresinde bulunan şuradaki Canik Dağların etkisizliğinin farkını görüyorsunuz değil mi? Her yerde karşımıza çıkıyor. Dağların denize paralel uzanması konusu ve buradaki Canik Dağlarının yükseltisinin az olması bakın yağışı bile etkiliyor. Buralarda daha az yağış bırakıyor. Genel olarak yağış haritasına baktığımızda kıyı kesimlerde fazla olduğunu görüyoruz. İç kesimlerde az olduğunu görüyoruz. Ve bakın en kurak yerler Tuz Gölü'nün çevresi olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar bizlere haritalarda noktalar verecek. Bakın şuradaki Yıldız Dağları'nın da olduğu yer fazla yağışlı diyeceğiz. Zonguldak Bartın Batı Karadeniz fazla yağışlı diyeceğiz. Doğu Karadeniz iyi yağış alır diyeceğiz. Bakın şurası iyi yağış alır diyeceğiz. Hakkari Şırnağı atarsa bir nokta iyi yağış alır diyeceğiz. Ve Osmaniye Hatay Antakya'nın bulunduğu yer Antalya Muğla iyi yağış alır diyeceğiz. Ama bize haritada buraya bir nokta koyar. Buraya bir nokta koyar. Şuraya bir nokta atarsa daha çok iç Anadolu taraflarına nokta atarsa buralar yağış almaz diyeceğiz tamamdır. Şimdi gelelim bir bölge yağışı en azaldığı mevsimle en çok aldığı mevsimle şifresiyle hemen yapalım. Hepimizin bildiği üzere Kuzeydoğu Anadolu'dan başlayalım. Kuzeydoğu Anadolu ne demiştik? En çok yağışı yazın alıyor demiştik, özellikle yükseltiden dolayı ve tabloya baktığınızda hepsi birbirinin tam zıttı İç Anadolu dışında. Yani en çok yağışı yazın alıyorsa en az yağışı kışın alıyor. Karadeniz en çok yağışı sonbaharda alıyor, en az yağışı ilkbaharda alıyor. Akdeniz'de en çok yağışı kışın alırken en az yağışı yazın alıyor Akdeniz bölgesi. İç Anadolu ise hatırlayın Nisan-Mayıs aylarında 42. yağışları etkili demiştik. İlkbaharda en çok yağış alıyor. O zaman İç Anadolu dışında diğer bölgeler bize en az yağış, en çok yağış diye sorarsa hemen tablonuzu yapın hızlı bir şekilde. Tam zıttıydı bunun deyin. Soruyu rahatlıkla yaparsınız. Hemen hızlıca tekrar edecek olursa, Kuzeydoğu Anadolu'da en çok yağışı yazın, en az yağışı kışın alıyor. Karadeniz'de en çok sonbahar, en az ilkbahar. Akdeniz'de en çok kış, en az yaz. İç Anadolu'da da en çok ilkbahar, en az yazın alıyor yağış. Resimde gördüğünüz bir yağış grafiği, ÖSM'nin en çok sevdiği yağış grafik soruları. Bundan önce çok kez bir grafik verip bu grafik hangi ile aittir diye sordu... İptal edilen lisans sınavında da bunu sordu. Şimdi biz bu tablodan nelere ulaşabiliriz? Nasıl yorumlayacağız? Bunlara değineceğiz. Bir tablo verip nelere ulaşılabilir diye de sorabilir. Bakın, kırmızılar sıcaklık. Bu mavi sütunlarda yağışı gösteriyor. Yıllık sıcaklık farkına biz ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Çünkü bize en çok sıcak olduğu yeri de gösteriyor, en az sıcak olduğu yeri de gösteriyor. Bunları çıkarırsak yıllık sıcaklık farkına ulaşırız. Yağış rejimine ulaşabilir miyiz? Yağış rejimi yağışın mevsimlere göre dağılımıdır. Tab buna da ulaşabiliriz. Yıllık yağış miktarına bakın yağış miktarını bizlere veriyor ulaşabiliriz. En fazla yağışın düştüğü mevsime ulaşabiliriz. Ve en sıcak mevsime de ulaşabiliriz. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar böyle bir soru çıktığında ilk önce sıcaklığa bakın. Eğer sıcaklık sıfırın altına düşmediyse veya sıfıra yakın değilse böyle 5 derece 10 derece arasındaysa Yüksek ihtimalle bu ya Karadeniz'dedir ya Akdeniz'de olan bir ili soruyordur. Çünkü Karadeniz'de Akdeniz'de ne var demiştik? Hem yükseltinin az olması hem denizelliğin etkili olması sıcaklığı 4-5 derecenin altına düşürmüyor. Sıcaklığa bakarak iki bölgeyi eleyebiliriz. Sonra yağışa bakarak da hangi ili sorduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Hangi bölgeyi sorduğunu bulabiliriz. Bölgeyi bulduktan sonra da şıklara ineceğiz. O bölgeye ait bir il varsa orayı seçeceğiz. Şimdi bakın biz Karadeniz bölgesi en çok yağışı ne zaman alıyor demiştik? Sonbaharda değil mi? Eylül, Ekim, Kasım'a bakın nasıl artıyor yağışlar. İşte en çok yağışı sonbaharda aldığı için biz buraya Karadeniz diyeceğiz. Resimdeki de Karadeniz'den bir il olan Rize'nin haritası. Şimdi diğer grafiğe bakalım. Mesela Mersin'i vermiş. Akdeniz bölgesinde biz ne demiştik her zaman? Yaz kuraklığı görülür, yazın yağış almaz demiştik. Bakın yaz aylarına bakın. Yağış ne kadar düşük. Sıcaklığa bakıyorum 10 derecenin altına inmemiş. O zaman burası ne diyorum? Burası kesinlikle Akdeniz diyorum. Ve bakın en çok yağış aldığı mevsimlere Kasım Aralık Ocak yani kışın almış. İşte burası Akdeniz bölgesinden bir yer diyorum. Konya'ya bakıyorum. Kıymetli arkadaşlar sıcaklığa bakıyorum. Sıfıra yaklaşmış bazen belki de inmiş. O zaman burası kıyı kesimden bir yer değil diyorum. Ya İç Anadolu ya Doğu Anadolu gibi düşünüyorum kafamda. Ve yağışlara geldiğimde Nisan Mayıs'ta biraz bir artırma var. İşte en çok yağış aldığı ilkbahar. O zaman burası ne diyorum? İç Anadolu'dan bir yer diyorum ve zaten Konya'yı gösteriyor bize. Bakın bu grafikte de e, sıcaklık grafiğinin eksi 10'a indiğini gösteriyor bana. Eksi 10 nerelerde görülür? Eksi 10 Kuzey Doğu Anadolu'da görülür değil mi? O zaman bana Kuzey Doğu Anadolu'dan bir ili soruyor. Ve bakın yağıştan da bulabilirsiniz. Mayıs, Haziran, Temmuz'da yaz yağış alan neresiydi? Kuzey Doğu Anadolu'ydu ve burası da Kars'ın bir grafiği. Sizlere dört bölgeden grafik gösterdim. Dediğim gibi öncelikle sıcaklığa bakın. En düşük sıcaklıklar Ocak ayında gözüktüğü için Ocak ayına bakın. 5-10 derece arasındaysa gözünüz Karadeniz'e ve Akdeniz'e gitsin. Sonra yağıştan bölgeyi tamamen ayırt edin. Bu taktik her bölgede çalışır arkadaşlar. Bakın Konya'da 0 derecelerde, Kuzeydoğu Anadolu'da da eksi 10'da. Sadece sıcaklıktan bile aslında bir nevi soruyu çözebilirsiniz. Orman alanları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bizlere bir bilgi veriyor. Orman alanı en fazla olan iller birin sırada Antalya, ikinci sırada Kastamonu, üçüncü sırada Muğla ve dördüncü sırada da Mersin'i görüyoruz. Peki orman alan oranı en fazla olan iller yani bir şehrin orman alanını yüz ölçümüne böldüğümüzde en fazla olan Karabük'ü görüyoruz bakın arkadaşlar. ÖSYM bunu sorsa çok güzel düşürür orman alan oranı en fazla olan il diye sorsa, Rize'ye eklese, Antalya eklese, Muğla eklese, E şıkkına da Karabük eklese birçok kişinin düşeceğini ben düşünüyorum. Sonra onu Muğla, Kastamonu ve Bolu takip ediyor. Ülkemizdeki bitki varlığına geçtik. Ülkemizde en çok bulunan ağaç meşedir. Meşe ile kızılçam bakın arasında bir yarış var gibi adeta. Hatta son değerlendirmelerde kızılçam bayağı bir yükselmişti. E, bu fark kapanmaya gelmişti. Ben açıklama kısmına yorumlara sınavdan önce son güncel veriyi elde edebilirsem sizlere söylerim. Ülkemizde en çok bulunan ağaç şimdilik meşe arkadaşlar. Eğer değişirse mutlaka yorumlara açıklama kısmına bakın. Meşenin en çok olması bizim iklimimizin uygun olması meşeye. Ve arkadaşlar Kızılçam'da dünyada en çok Kızılçam Türkiye'de bulunuyor. Tamam bu iki bilgiyi unutmayın. En çok meşe bulunuyor. Dünyada en çok da Türkiye'de bulunuyor. Bunun yanında karaçam, kayın, sarıçam, ardıç, göknar, ladin, sedir ve diğer ağaçlar ülkemizde var. Şimdi bize ÖSYM daha çok buradan sordu. Karadeniz ikliminde hangi ağaçlar görülür? Akdeniz'de hangi ağaç tipleri görülür diye soruyor ve her sene buradan sorup düşürüyor arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, resimde temsili olarak ladin, kayın ağacının, meşe'nin, kızılçamın ve karaçamın temsili böyle yüzeysel, e, basit bir şekilde dağıtımı yapılmış. Burada dikkat etmemiz gereken ladin'in sadece karadeniz'de gözüktüğü, kayının karadeniz bölgesinde gözüktüğü, meşe'nin bakın ülkemizin her bir yanında gözüktüğü, kızılçam Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde görülüyor. Karaçam birçok bölgemizde görülüyor. Burada Karadeniz ikliminin ladin ve kayın yanında kestane, ıhlamur, kızıl ağaç, köknar, sarıçam, karaçam, göknar ağaçları görüldüğünü unutmayın. Mutlaka ya not alın ya da bu pdf'i alın. Mutlaka bunları tekrar edin. Nüfus bölümüne geçtik. İklime, bitkilerden de bahsettik. ÖSYM'nin özellikle en çok sorduğu noktalara değindim. Nüfusa geçtiğimizde nüfusla ilgili ÖSYM'nin her sene nüfustan şöyle bir soru sorup düşürmeye çalışıyor. İptal edilen sınavda da bu soru vardı. Yani gerçekten bu videoyu önceki sorulara bakarak konu anlatımı genel tekrarı hazırladım. İnşallah bu sınavda da soruların buradan geleceğini düşünüyorum. Sadece bu videodan, bu notlardan bile güzel netler yapacağınıza inanıyorum. 2010 yılında 10 milyon nüfusu olan bir bölge hayal edin. 2015 yılında 20 milyon oluyor ve 2020 yılında 25 milyon oluyor. Şimdi ana mantığımız burada. Bu bölgenin nüfusu artmış mıdır arkadaşlar? Artmıştır değil mi? 10 milyon olmuş, 20 milyon olmuş, 25 milyon olmuş. O zaman nüfus artmıştır'a doğru atıyorum. Nüfus artış hızı artmıştır diyor. İşte ÖSYM'nin her sene bu cümlelerle düşürmeye çalışıyor. Nüfus artış hızına bakıyorum arkadaşlar. 2010 yılından 2015 yılına %100 artmış 10 milyonluk bir artış var. Ve nüfusa göre %100 artmış değil mi? %100. 2015 yılından 2020 yılına nüfus artış hızı azalmış bakın. 20, 25'in yüzde kaç oluyor? %25'i mi oluyor? %25 oluyor sanırım. %25'lik bir artış olmuş. Yani gözle görülür bir aslında nüfus artış hızı artmamış, nüfus artış hızı azalmıştır diyeceğiz, değil mi? Nüfus artış hızı azalmış. Bu iki cümleye çok dikkat edin. Basit bir şekilde nüfus artmıştır diyorsa bakıyoruz, nüfus artmış. Ama nüfus artış hızı dediği anda hemen bu aralarındaki farka bakın, ne kadar arttığına bakın. Tamam mıdır? Buradan hep düşürmeye çalışıyor nüfus artış hızıyla nüfus artışı aynı şey değil. Kıymetli arkadaşlar ülkemizdeki nüfus dağılışına baktığımızda haritada Doğu Karadeniz'in sık nüfuslu olduğunu görebiliyoruz. Marmara bölgesi zaten sık nüfuslu. Ankara bakın başkentimiz sık nüfuslu. Ege bölgesi sık nüfuslu. Hatay, Antep, Adana, Mersin bakın buralarda sık nüfuslu. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman'ın da sık nüfuslu olduğunu unutmayalım. Şimdi şu haritada daha iyi göreceğiz. Bakın arkadaşlar Erzurum-Kars platosu, Doğu Karadeniz bölümü belki de şöyle alsak yeridir. Az nüfusludur. Yani buralar çok az nüfusludur. Buralarda bunlardan biraz daha iyidir. Ama sık nüfuslu da diyemeyiz. Hakkari az nüfusludur. Adana, Mersin, Hatay, Antep bakın şu Diyarbakır bölgesi de sık nüfusludur. Antalya sık nüfusludur. Ama dediğim gibi platolara, Teketaşeli'ye nokta koyarsa buralar az nüfuslu diyeceğiz. Menteşe yöresi az nüfusludur. Buraların az nüfuslu olmasının sebebi dağlık, engebeli arazi olduğundan dolayıdır değil mi? Yoksa iklimi çok güzeldir. İzmir, Manisa, Aydın sık nüfusludur. Ankara sık nüfusludur. Zonguldak çevresi sık nüfusludur. Marmara sık nüfusludur. Yıldız Dağları, Çanakkale'de az nüfuslu yerlerimiz arasındadır. Bana genelde şöyle soru geliyor. Mesela öğrenci şuraya bir nokta koymuş. Hocam bura az mı çok mu? Bakın resimde gördüğünüz az ve çok dediğim yerlere orta halli diyeceğiz kalanla. Yani kimisinde biraz az, kimisinde biraz çok ama orta halinde gidiyor. Bize zaten ÖSYM'e gidip buralara nokta koymaktansa belirgin yerlere nokta koyup burası az mı çok mu diye sorar. ÖSYM böyle ikilemde bırakmaz insan. Değerli arkadaşlar nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönleri var. Burada da karıştırdığımız bir nokta var. Oraya deyince nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönlerine bakarken devlet tarafından bakacağız. Tamam mı? Kendimiz tarafından bakmayacağız. Devlet tarafından bakacağız. Şimdi Nüfus artışının olumlu yönlerinde vergi gelirleri artar diyor. Şimdi verginin artması devlet tarafından olumlu bir şey ama bizim kendi cebimiz açısından biz vergi ödediğimiz için hani mantıken sınavda olumsuz gibi gelebilir. Vergi gelirleri artar diyor zaten bunu olumlu diyeceğiz. Mallara hizmetlere talep artar, yeni iş alanları açılır, iç ticaret canlanır, işçi ücretleri düşer mesela bakın burası da bize olumsuz gelir ama devlet tarafından baktığımız için olumlu diyeceğiz. İş gücü potansiyeli artar buna da olumlu diyeceğiz. Olumsuz yönlerine baktığımızda işsizlik artar, çevre kirliliği artar, kişi başına düşen milli gelir azalır, ithalat artar, ihracat azalır, gece kondulaşma artar, hizmetler yetersiz kalır ve doğal kaynakların tüketimi artar. Burada özellikle vergi gelirlerine ve işçi ücretlerinin düşmesinin olumlu olmasına dikkat edin. Buraya sayfa koymuşum TÜİK'ten. TÜİK verileri her sene bildiğiniz üzere güncelleniyor. TÜİK verilerine değinmeyeyim şimdi girmeyeyim. Çok uzar video. E, PDF ekledim ben TÜİK verilerini. PDF almak istemeyen de olabilir. Yani ben zorla alın demiyorum. TÜİK videom da var. TÜİK videosunu da izleyebilir. E, PDF'e de ekledim. Oradan da okuyabilirsiniz. ÖSYM'nin gene her iki senede bir sorduğu, sorduğunda da genelde düşürebildiği bir konu. Kalıcı köy yerleşmesi, geçici köy yerleşmeleri. Şimdi kalıcı köy yerleşmelerine baktığımızda mahalle, mezra, çiftlik, divan olduğunu görüyoruz. Zaten hepsi beş harften fazla. Yani bunlar aslında biz burada kalıcıyız diye isminden bile söylüyor. Geçici köy yerleşmelerine baktığımızda bakın oba, kom, dam, ağıl. Ne kadar kolay söyleniyor, ne kadar geçici olduğu belli. Ve bir de yaylanın zaten geçici bir köy yerleşmesi olduğunu unutmayın. Yani bu da beş harfli. Ama bunun dışında bakın dört harfli, üç harfli olduğunu görüyorsunuz. ÖSM'nin en çok sorduğu kavramlar bunlar. Daha detaylı da girmek isterim o konuya ama gerek yok. En çok bunları soruyor. Mahalle, mezra, çiftlik, divan derse kalıcı diyeceğiz. Ağıl, dam, kom, oba derse böyle hızlıca söyleyebiliyorsanız geçici diyeceğiz. Ülkemizdeki mesken tiplerine baktığımızda ahşap evlerin en çok nerede olduğunu biliyoruz. Biz ahşap evler Karadeniz'de en çok görülüyor. Kerpiç evlere baktığımızda bitki örtüsünün özellikle zayıf olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kerpiç evlerin olduğunu görüyoruz. Taş evleri de daha çok nevşehirde, Akdeniz ikliminin olduğu yerde, Erzurum-Kars bölgesinde, Van çevresinde taş evlerin olduğunu görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, tarım konusunda bu şekilde notlar yaptım. Gerçekten harika oldu bu notlar. Bu notları da PDF ekledim. Tarım konusuna da şimdi tek tek girersem e, konu anlatıma döner. Mutlaka notlardan burayı okuyun. Bakın mesela buğday. Buğday ülkemizde en çok yetiştirilen tahıl. Burada sınavda çıkabilecek özellikleri yazıyor sizlere. TÜİK'te hangi il birinci ve haritada nerelerde çok gösteriyor renklendirme yöntemiyle mutlaka notlardan burayı tekrar edin. Hayvancılıkla devam ediyoruz. Hayvancılık da her sene güncelleniyor. TÜİK tarafından veriler güncelleniyor. Koyunla başlayalım. Değerli arkadaşlar, tarım verilerini PDF notları çok fazla olduğu için ekrana getiremedim ama hayvancılık daha kısa olduğu için ekrana getirdim. Koyunun etinden, sütünden, her şeyinden faydalanıyoruz. Koyun en çok nerelerde görülüyor? Bozkırların geniş tuttuğu yerlerde koyun görülüyor. En çok beslenen hayvan türü olduğunu unutmayın. Büyük verilerine göre de koyunculukta kim birinciymiş? Van birinciymiş. Tamam mıdır? Koyunculukta Van birinci. Kıl keçisinde Mersin birinci. Engebeli arazi uyumlu, o dik, yamuk kayalara tırmanabilen hayvanlardır kıl keçileri. Ağaçların sürgün ve yapraklarını yiyerek ormana zarar vermekteydi arkadaşlar. Bu nedenle orman alanlarında kıl keçisi beslemek yasaklanmıştı. Bunu unutmuyoruz. TÜİK verilerinde de birinci sırada Mersin bulunuyor. ÖSYM bir sene şunu paragraf olarak verdi. Bu hangi hayvandır diye sordu. Bu yüzden dikkat edelim. Orman alanlarında kıl keçisi beslenmek yasaklandı. Doğaya, ağaçlara zarar verdiği için. Kıl keçisinde Mersin birinci. Tiftik keçisinde gene Ankara birinci bir değişiklik yok. Büyükbaş hayvanlara geçtiğimizde büyük başta Manda'da Samsun birinci. Sığır'da Konya birinci. Ahır ve Mera'nın burada farkını yaptık. Ahır'da neler var arkadaşlar? Doğaya bağımlılık az. Neden? Etrafı kapalı. Doğayla bir alakası yok hayvanın. Modern hayvancılık türü büyük şehirlere yakın yerlerde yapılıyor. Ve kapalı ortamlarda yapılıyor. Mera'da nasıl? Saldım çayıra, mevlam kayra. Yani doğaya bağımlılık fazla uzun boylu çayırlarda yetiştiriliyor. Daha çok mera hayvanlar ve et ve süt verimi yağışa bağlıdır. Şimdi uzun boylu çaylar diyorsa gözümüz nereye gidecek? Kuzeydoğu Anadolu bölgesine, Karsar'dan platosuna gidecek değil mi? İşte buralarda da zaten mera hayvancılık daha yaygın. Değerli arkadaşlar, hayvancılık verilerinde değişen ve bizi şaşırtan veri arıcılıkta oldu. Arıcılıkta artık birinci sırada Adana bulunuyor. Türk verilerine göre arıcılık, bal üretimi diye de geçiyor Milli Eğitim Bakanlığı kitabında. Soru nasıl çıkarsa birinci sırada Adana diyeceğiz. İpek böcekçiliğinde gene bir değişiklik yok. Birinci sırada Diyarbakır'a yer alıyor. Kümes hayvancılığında gene Manisa birinci. Ve Manisa'nın birinci olma sebebi pazarlama olanağından dolayı daha çok büyük tüketim merkezlerine yakın yerlerde geliştiğinden ve Manisa'nın da Marmara bölgesine büyük nüfuslu yerlere yakın olduğundan dolayı Manisa'da daha çok gelişmiştir. Yani Manisa'nın iklimi şöyle olduğundan dolayı gibi bir alakası yok. Tamamen pazarlama olanağından dolayı. Tamamdır. Kümes hayvancılığı derse pazarlama olanağından yani konumundan dolayı. Geçitlere göz gezdirelim. Önce Antalya bölgesindeki geçitlerle başlayalım. Burdur'u Antalya'ya bağlayan geçit Çubuk geçidi. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan geçit Sertavul geçididir. Karaman'ı Mersin'e bağlar. Gülek geçidi Nide'yi Çukurova'ya bağlar ve Belen geçidi de İskenderun'u Hatay'a bağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle kalemimi alayım. Bakın baş harflerini alıyorum. Çok sayıda geçit bulunur diyeceğiz. Tamam mı? Çok sayıda geçit bulunur diyeceğiz Akdeniz'e sırasıyla Çubuk, Sertavul, Gülek ve Belen geçitleri var. En çok bunlar soruluyor. Bunlara çok dikkat edin. Şifreyi hatırlayıp yapabilirsiniz. Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan geçit Kalkanlı Zigana geçidi. Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovid ve Kopta Bayburt'u Erzurum'a bağlıyor. Bunları da unutmayalım. Ve buradaki bir diğer önemli geçit de Ilgaz geçidi. Kastamonu Çankırı arasını bağlıyor. Ilgaz geçidi. Burada bir geçit daha var. İnebolu'yu Kastamonu'ya bağlayan geçide biz Ecevit geçidi diyoruz. Ecevit Kastamonu'yu Çankırı'ya bağlayan geçide de Ilgaz geçidi diyoruz. Ülkemizin demiryolu haritasına baktığımızda demir yolları ÖSYM tarafından gene sıkça sorulan konulardan bir tanesi. Genel geçer haritaya baktığımızda özellikle engebeli yerlere gitmediğini çok, çok rahat bir şekilde görüyoruz. Mesela bu engebeli yerler nereler? Doğu Karadeniz bölgesine gitmiyor. Antalya, Muğla, illerine gitmiyor. Bakın Çanakkale'ye gitmiyor. Burada bulunan illerimize Sinop'a gitmiyor. Bunun dışında Doğu Anadolu bölgesindeki bu engebeli yere gitmiyor ve Hakkari tarafına da gitmiyor. Burada ÖSYM e, e, haritadan da sorabilir. Şıklara illeri verip de sorabilir. Burada her zaman düşürdüğü iller neresi oluyor biliyor musunuz? Antalya oluyor Muğla oluyor. Genelde bu ikisinden düşürüyor. Bu ikisine dikkat edin. Doğu Karadeniz illerinin hiçbirine gitmiyor. Buraya dikkat edin. Ve resimde görünen illere de demiryolu haritası var. Buralara da demiryolu ile gidebilirsiniz. Burada benim bu sene beklediğim YHT'yi bekliyorum ben, yüksek hızlı treni. Yüksek hızlı treni hangi illerimizde var? Hangi illerimizde çalışma devam ediyor? Bunlara bakalım. Değerli arkadaşlar, İstanbul'dan Eskişehir'e gidebilirsiniz. Eskişehir'den Ankara'ya gidebilirsiniz. Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı trenle gidebilirsiniz. Konya'dan İstanbul'a da direkt yüksek hızlı trenle gidebilirsiniz. O zaman İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Konya şu anda 4 ilimizde bulunuyor. Yüksek hızlı tren yapımı devam eden Bursa var, Sivas var, Afyon var ve İzmir var. Burada özellikle şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu yüksek hızlı trenin bakın şurada İpek yolu projemiz var diye bizim Kars'tan gelip Erzurum Sivas'a kadar uzanan bu yolu yüksek hızlı trenle birleştirmeyi düşünen bir proje gördüm. Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse bu projeyle birleşebilir. Bu da aklımızda kalsın. Kıymetli arkadaşlar UNESCO'dan mutlaka bir sorunuz var. UNESCO ile ilgili 4 video yaptım. Mutlaka o videoları izleyin. İzlemeden sınava girmeyin. Bir sorunuzu çöpe atmayın. Güncel Bilgiler kitabına onlarca soru yazdım UNESCO ile ilgili. UNESCO çünkü Derya Deniz kendi milli kültür varlığımız. Sadece sınav içinde çalışmayın. Aslında o konuları işlerken milli kültür değerlerimizi daha yakından görüyoruz. Daha iyi tanıyoruz. Sahip çıkabiliyoruz. Yani aslında bildiğimiz şeyleri işliyoruz bir nevi. UNESCO'dan en çok sorduğu ÖSYM'nin Dünya Mirası Listesi. Bu Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne baktığımızda tek tek noktaları söyleyelim bir tekrar etmiş olalım. Bir numarada neresi var? Bir numara Edirne, Selimiye Camii ve Külliyesi var. İki numara neresi? İki numara İstanbul başlı başına UNESCO'ya girdi. Üç numara bakın Bursa'ya işaret ediyor. Bursa'nın neresi? Cumalı Kızık arkadaşlar özellikle. Bursa ve Cumalı Kızık olarak UNESCO'ya girdi. 4 numara neresi Çanakkale? Çanakkale'de ne vardı? Troya Antik Kenti vardı. 5 numara İzmir Bergama Dünya Miras Listesi'ne girdi. 6 numara gene İzmir'den Efes Dünya Miras Listesi'ne girdi. 7 numara Afrodisias bakın Aragüler'in bulduğu Dünya Miras Listesi'ne eklendi. 8 numara Pamukkale Hierapolis Denizli'de bulunan Pamukkale'de Dünya Miras Listesi'nde. 9 numara İksantos, Leton, Antalya, Muğla arasında bulunan, e, Muğla'nın içinde yer alan İksantos, Leton, Muğla'da bulunuyor. Dünya miras listesine eklendi. Sadece İksantos derse de Antalya'da bulunuyor arkadaşlar. Benim Antik Kentler videosunda söylediğim İksantos'tu yani. İksantos, Leton derse Muğla'da bulunuyor. Muğla ile Antalya arasında da Muğla içinde yer alıyor. Nerede kaldık? 10 numaraya geçtik. Konya'da ne olabilir? Konya'da tabii ki Çatalhöyük var. 11 numara neresi? Safranbolu, Karabük'te yer alıyor. 12 numara Hattuşaş, Hitit'in başkenti Boğazköy, Çorum'da yer alan Dünya Miras listesine geçti. 13 numara Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Dünya Miras listesinde Göreme Milli Park olmaktan çıkarılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam gene yorumlarda belirtirim, notlarımı kontrol edip. 14 numara Divriği Ulu Camii Sivas'ta bulunuyor. 15 numara Nemrut Dağı Adıyaman'da bulunuyor ve 16 numarada Diyarbakır Kalesi 16 numara Diyarbakır'da bulunuyor ve Anne Harabeleri 2018 KPSS sorusu Kars'ta bulunuyor. Buraya nereye eklendi? Buraya Malatya eklendi. Malatya'da bulunan Arslan Tepe geçen sene eklendi güncel olarak. En son Arslantepe Tepe Hüyü eklendi ve size ben Arslan Tepe bekliyorum. Bakın bu da geçen senenin UNESCO haritası. Daha Arslan eklememişler. Arslantepe, Höyü, Malatya'da bulunuyor. Bu senenin sorusu olarak sizlere bekliyorum. Madenler ve enerji kaynaklarından bir sorunuz da buradan var. Madenler ve enerji kaynaklarına ben gene videoda çok girmeyeceğim. Konu anlatıma döner genel tekrar. Resimde mesela demirin örneği var. Ben pdf notlar olarak e, kitaba ekledim dijital ürüne. Oradan alabilirsiniz. Oradan okuyabilirsiniz. Bu sene beklediğim madenlerden 2-3 tanesini sizlere örnek vereyim. Kalanını mutlaka okuyup sınava girin. Demir çelik sanayisinin temel ham maddesi nedir? Demirdir. Ülkemizde en çok tüketilen madenlerden birisidir. En zengin yatakları Sivas'ta, Malatya'da, Hasan Çelebi'de ve Hekiman'da bulunur. Peki bunlar nerelerde işlenir? Ereğli, Zonguldak'ta, İskenderun'da ve Karabük'te önemli demir çelik fabrikaları vardır. Değerli arkadaşlar bu sene beklediğim bir diğer maden barit. Barit'i sormamış ÖSYM. E. sizlere neden sormasın? Barit Dünyada ve ülkemizde baritin büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz sondajlarında kullanıyor. Ve barit nerelerde bulunuyor? Baritin barından biz Antalya'da bulunuyor diyeceğiz en çok. Bakın Antalya bölgesinde en çok bulunuyor. Antalya Mersin arasında. Bunun dışında Antalya, İzmir, İzmit, Eskişehir ve Elazığ'da da barit bulunuyor. ÖSYM sorarsa haritadan değil de bariti daha çok e, anlamını soracağını düşünüyorum ben. Büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz sondajında kullanılıyor. Fespata geçtiğimizde boya plastik cam sanayisinde kullanılıyor. Ve ülkemizin ihraç ürünlerinden birisi. İhraç ve ithalat ürünlerini de bilmek zorundayız. Ben bunu sorduğumda herkes ithal ettiğimizi düşünüyor. Felsbat'ı çok duymadığımız için aslında. Ülkemiz ihraç ediyor Felsbat'ı. Başlıca illeri Aydın, Manisa, Kırşehir, Yozgat, Artvin ve Ardahan arası fespat'ın resimleri gördüğünüz. Trona'ya geçtiğimizde soda külü olarak da bilinen Trona daha çok cam sanayinde kullanılıyor. Ve ülkemizde başlıca Trona yatağı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunuyor. Beypazar diye sodamız da var değil mi? Doğal Soda Trona'dan bakın ÖSYM böyle bir paragraf eklemiş kitaba. Ben de bunu sizlere getirdim. Ee, paragrafta Trona'nın öneminden bahsediyor. Dünyadaki en çok Trona üreten 3 ülkeden biri olduğumuzdan bahsediyor. O yüzden Trona da karşınıza gelebilir. Dikkat edin. Enerji kaynaklarına geçtiğimizde ülkemiz linyit yatakları bakımından zengin bir ülke. Yatağan, Muğla Yatağan, Manisa Soma, Tavşanlı Tunçbilek, Kütahya Seyit Ömer, Bursa Orhaneli, Çanakkale Çan ve Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş'ta bulunan Linyit yataklarımız var. Petrolle ilgili bilmemiz gereken ülkemizde ilk petrol 1940 yılında Raman Dağı'nda çıktı. Ülkemizde petrol yatakları Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da bulunuyor. Petrolün işlendiği yerler İzmir, Aliağa, Batman, Kırıkkale, ve İzmit'te bulunan Tüpraş'ta bu petroller işleniyor. Ülkemizde üretim tüketimin %10'undan azını karşılıyor arkadaşlar. Yani petrolü de ithal ediyoruz. Ülkemizdeki doğal gaz yataklarına baktığımızda e, oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Üretim tüketimin %2'sini karşılıyor bakın %2. Doğal gaz yatakları Hamitabat, Kırklareli, Mardin, Çamurlu'da bulunuyor. Bizler için daha önemli olan Türkiye'deki doğal gaz ile elektrik elde edilen termik santraller daha önemli. Ve burada 3 tane var. Hamitabat, Ambarlı ve Ova Akça. OH diye kodlardık derste hatırlarsınız. Ova Akça, Hamitabat ve Ambarlı'da bizim doğalgazdan elektrik elde edilen termik santrallerimiz bulunuyor. Ülkemiz bir hidroelektrik cenneti. Bakın hatta ülkemiz hidroelektrik potansiyeli yönünden Avrupa kıtasında Norveç'ten sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye'nin yüksek ve engebeli olması, çok sayıda akarsuya sahip olması hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasını sağlamıştır ve Türkiye'de Avrupa'da en büyük hidroelektrik santraller bizim ülkemizde bulunuyor. Birkaç tane de dersin başında örnek vermiştik. Ve güneş enerjisine de şöyle bakalım. Güneş enerjisi de birkaç kez çıkmıştı. Güneş enerjisi derse bize en çok nerededir arkadaşlar? En çok güneşlenme neredeydi? Güneydoğu Anadolu'daydı değil mi? En çok sıcaklık potansiyeli. Bunun dışında Akdeniz ve Ege'de de güneş enerji potansiyeli en çok yerlerimiz arasında. Güneşlenme süresi en az olan bölge Karadeniz bölgesi yer alıyor. Bulutluluk oranı fazla olduğu için güneşi en az gören yer Karadeniz bölgesi. Yani biz güneşten enerji elde etmek istiyorsak, bunun üstüne bir yatırım yapmak istiyorsak gidip Karadeniz'e bunu kurmayız değil mi? Nereye kuracağız? Güneydoğu'ya, Akdeniz'e, Ege'ye kuracağız. Böyle basit ayrımları yapabilirseniz sınavdaki sorularda rahatlıkla yapabilirsiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlar, bu videoda yer alan e, notlar şu resimde gördüğünüz KPSS coğrafya genel tekrar, lisans ön lisans orta öğretim tamamen sınavda işinize yarayacak olan coğrafya konu anlatım notlarından bazı sayfaları alarak beklediğim yerleri sizlere sundum. Açıklama kısmına bunun linkini bırakacağım. yerden bunu alıp sınavdan önce 2-3 kez okumanızı öneririm. Özellikle bol haritalı olması sınavdan önce sizlerin çok işine yarayacaktır. Sınav anında bu harita gözünüzün önüne geliyor. Canlanıyor ve soruyu rahatlıkla yapıyorsunuz. 2022 KPSS için çıkardığımız güncel ve kültürel bilgiler kitabımız var. 47 deneme ekli. Sınavdan önce güncel bilgiler ve vatandaşlık alanında eksiği olan varsa açıklama kısmındaki linklere tıklayarak bu dijital üründe alabilirler. Bunlar normal bir kitap değil arkadaşlar. PDF olarak Gmail'inize geliyor. Sipariş verdiğiniz anda Gmail'inize gönderiyor ve hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun da altını çizeyim. Kıymetli arkadaşlar bir süredir video atamıyordum. Aslında bunun sebebi bu videonun hazırlığıydı. Çok istek geldi sizlerden coğrafya genel tekrarı için. Ben de kolları sıvadım. Haritasından şifrelerine hepsine oturduk. Baya bir zamanımız aldı ama sizlere değer diyorum. İnşallah sınavda bu konulardan gene ÖSYM şaşırtmazsa buralardan sorar ve birçok soruyu yakalarız. Dediğim gibi sadece bu video yetmez. Bir de dijital üründen tekrar etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.